santrafor oyuncusu aldı Fenerbahçe. Nokta santrafor. Yaş ortalaması düşüyor takımın. Evet. Ama o yıllar arasında Köln'de başarısız bir yıl geçirdiğini söylemeden edemeyeceğim. Son dakika gelişmesi olabilir Sosa'da. Vitor Pereira'nın baştan belirlediği bir plan var ve adım adım bu işleniyor. Geçen seneki transfer politikası çok yanlışmış. Ceza sahası içinde bitirici vuruşlarıyla etkili bir isim. Artık serbestim, konuşma vakti geldi. Hava toplarında çok iyi bir oyuncu değil. 4 kişi diyor, barajda 3 kişi var. Ben bu golü altaya çıkarıyorum, ben Burak'a yazıyorum. Burak demiş, niye vay efendim abi dememiş. Hakemden gerekirse sarı kart görüyorsun, 90+6'da oynuyorsun. Verecek yani cevabı var mı? Olsa verirdi. Ya istifa düşünüyorsun, diyorsun bağırana söyleyin diye. Legend Futbol'dan merhaba. Gündem yoğun olunca sık sık karşınıza çıkmaya başladık. Alican, bıkarlar mı bizden? Yok, bıkmasınlar çünkü bugün doyurucu haberlerimiz var Deniz. Evet, haberler bitmiyor. Futbolun en yoğun olduğu aylardayız. Teşekkür ederiz her şeyden önce gösterdiğiniz ilgiye ve bugün Fenerbahçe'nin herkesin merakla beklediği transfer rüzgarındaki yeni iki isimle başlayacağız. Max Meyer ve Mergin Berisha. İki tane transfer Fenerbahçe Alman futbolcuları kadrosuna kattı, İstanbul'a geldiler. Kadroya katmak üzereler. Biri Kosovalı. Kosova kökenli, evet. Alman, evet. Bu iki isim kimdir? Berk Skuat'a soracağız. Sevgili Berk karşımızda. Berk, selamlar. Alican da selamlar. Selamlar. Gönderiyoruz. Meyer ve Berisha. Meyer ve Berisha kimdir bu yeni futbolcuları Fenerbahçe'nin? Bir senden dinleyelim. Bir de geçen programda bir sorun vardı. Diego Rossi'yi bir santrafor coşturur demiştik. O geldi mi? Evet. Tam oradan başlamak istiyordum ben de abi. Sözü ağzımdan aldım. O zaman kapatalım. Tamamen soğukkanlı bir bitiricisi oldu Fenerbahçe'nin. Yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Fenerbahçe'nin böyle bir bitiriciye ihtiyacı olduğunu geçen program söylemiştik zaten. Tamamen o tanıma uyan bir santrafor oyuncusu aldı Fenerbahçe. Nokta santrafor. Özellikle ceza sahası içinde bitirici vuruşlarıyla etkili bir isim. Aynı zamanda soğukkanlı olması gerekiyor diyordum. Fenerbahçe'nin böyle bir eksikliği vardı yıllardır santraforlarında. Genç olmasına rağmen böyle bir özelliği var Berisha'nın. Yani tecrübeli bir soğukkanlıdan ziyade genç bir soğukkanlı olması hem gelecek vadeden Fenerbahçe kadrosu açısından hem de anlık katkı açısından bence iyi bir transfer. Meyer. Ekstra. Şimdi Meyer şöyle, Almanların bazı tabirleri vardır. Bazı oyuncular için yetenekli ama istikrarsız derler. Ve o oyuncular genelde kaybolur, gider. Meyer de biraz öyle oldu. Çok fazla bir beklenti vardı. Almanya alt yaş kategorileri milli takımlarında da bir sürü maç sayısı var. Beklenti çok yüksekti. Schalke yıllarında, daha sonra Crystal Palace gibi Premier Lig'e de transfer yapmıştı. Hatta o dönemde Fenerbahçe'nin yine ilgisi vardı. Ama o zaman Premier Lig'e tercih etmişti Max Meyer. Gecikmeli bir birliktelik oldu diyelim. Ama o yıllar arasında Köln'de başarısız bir yıl geçirdiğini söylemeden edemeyeceğim. 10 maçı var. Ve o 10 maçta 4 tane ilk 11'i var diye hatırlıyorum. Dolayısıyla istikrarsız bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok yetenekli ama bir türlü yapamıyor. Yani tam o seviyeye çıkıyor. Çıktığını zannediyorsunuz ama bir türlü o bitirici skorerliği veya o asist özelliğini gerçekleştiremiyor. Daha çok ofansif orta saha mevkisinde gördük kendisini daha önce alt yaş kategorilerinde. Ama zaman zaman da mesela 4-3-3'ün 8 numarası gibi, yani o sağ iç, sol içte de forma giymişliği var. Ben Fenerbahçe'nin biraz 8 numara olarak, merkez orta saha olarak transfer ettiğini düşünüyorum Meyer'i. Çünkü ofansif orta saha mevkisinde mevcutta bildiğiniz üzere Mesut Özil, Muhammed çok fazla forma şansı bulmaya başladı. Zaman zaman oraya Zayis'i da kaydırabilirsiniz ve yeni alınan Diego da oraya kaydırılabilir ikinci forvet şeklinde. Aynı zamanda Pelkas da var. Evet. Pelkas da var. Oraya geldim ben de. Yani o kadar çok ofansif orta saha seçeneği varken
merkez orta saha şeklinde alındığını düşünüyorum. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var beni düşündüren şey. Vitor Pereira'nın mesela Morita tercihi vardı, olmadı bildiğiniz üzere. O çok farklı bir profildi. Yani Gustavo'yu backuplayan, yedeklemesi gündemde olan zaman zaman enerjik, dinamik bir oyuncu, farklı bir tarz bir oyuncuydu. Ama Max Meyer pasör bir oyuncu, ikili mücadele yüzdeleri düşük bir oyuncu, ofansif yönü daha yüksek bir oyuncu. Farklı tarz bir oyuncuya gitti Fenerbahçe. Aynı zamanda İrfan Can da, onu da konuşmuyoruz, o da var. Yani dolayısıyla bir denklem var Fenerbahçe'de. Belki de son günlerde bir isim, sürpriz bir isim ayrılacak. Bilemiyoruz tabii. Ama ben yine de merkez orta saha olarak değerlendirileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Berk, dikkat edersen Salzburg'dan da hücum oyuncuları çok fazla çıkıyor. Ve çoğu da gittiği yerlerde başarılı. Berisha transferine biraz daha bu yönden bakalım mı? Tabii ki Salzburg özellikle hücum oynayan bir takım. Hücum oyuncuları dolayısıyla daha fazla etkili oluyor. Bu sistemde kendilerini daha rahat gösteriyorlar. Ya bu transferde ayrıca şöyle bir detay da var. Yani Fenerbahçe genç oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım ciddi sayıda yaş ortalamasını düşürdü bence. Evet. Sosa Gustavo'yu çıkarırsak neredeyse bambaşka bir takım olacak. Yani yaş ortalaması konusunda da. Ama bunlardan ziyade Berisha'nın şöyle bir özelliği var. Yani Fenerbahçe'nin o soğukkanlı bitirici dediğim yanını tamamlayan bir oyuncu. Yani tam nokta tarife uygun bir oyuncu. Hava toplarında çok iyi bir oyuncu değil. Öyle bir beklentiye girmesin kimse. Topu indirir, top ileride kalır gibi bir oyuncu değil. Tamamen bitirici bir oyuncu. Farklı yönleri var. Mesela dribling yeteneği var. Asist özelliği de çok fazla ön planda. Yani sadece golcülüğünün yanında diğer arkadaşlarına da gol attıran bir yapısı var. Yani takımı da oynatan bir yapısı var. Tam Pereira'nın sistemine uygun bir oyuncu bence bu yönden de. Çünkü Vitor Pereira bence orada tam böyle bildiğimiz pivot santrafor gibi değil de takım arkadaşlarına da alan açan ve oynatan, aynı zamanda onlara da pasörlük yapacak bir bitirici istiyordu. Ben de böyle tam sana bu konuda, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani, klasik bir laf oldu ya, vardır hocanın bir bildiği diye. Şimdi Pereira isimleri toplamaya başladı. Bir de ülkeler de, yani işte Kore'den de gelen var, Almanya'dan, her yerden gelenler var. Gözlemlediğin kadarıyla Pereira bu sentezin altından kalkacak isim olur mu? Ya bence bir plan var. Vitor Pereira'nın baştan belirlediği bir plan var. Ve adım adım bu işleniyor. Özellikle profil bence tarif ediyor Vitor Pereira. Yani mevkilere göre ben şu tarz bir oyuncu istiyorum diyor. Ve scout ekibiyle büyük ihtimalle veya belirli isimlerle temas ediliyor bu konuyla ilgili. Ve öyle isim belirlenip ilerlendiğini düşünüyorum ben. Yani planlı bir hareket bu. Peki Berk'cim, çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde çekeceğim programda sana da söyleyecek bir şeyler kalsın. Sen daha detaylı bir şekilde bunları masaya yatırsın. Biz sıcağı sıcağına senden en bilgiler almak istedik. İsterseniz bir şey var mı? Evet. Serbest vuruşları çok iyi bir, yani çok serbest vuruş kullanabilecek bir oyuncu. Duran top kullanan santroforu Fenerbahçe'nin epeydir yoktu. Öyle bir santrofor aldı bence Fenerbahçe. Onu da eklemek istedim. Tamam. Öyle. Benden bu kadar. Tamam. Teşekkür ederim. Sende daha çok malzeme var. Onu kanalı takip edenler ilerleyen günlerde öğreneceklerdi, biliyoruz. Selamla, sevgiler. Tabii. Kendine çok iyi bak. Siz de iyi yayınlar diliyorum kendisine. Sağ ol. Evet Alican. Kafan karışmadı mı Deniz? Vallahi kafam... Gelenler, gidecek olanlar. Çok kafam olsa karışır da az olduğu için karışmam fazla. Ya şimdi şeye de bakıyoruz tabii, hani sıcak sıcak devamlı bir şey oluyor. Fenerbahçe'de bir futbol aklı aranıyordu. Altından kim çıkıyor gözüken? Vallahi bir menajerlik şirketi çıktı. Evet. Uzun yıllardır konuşuyor. Hatta bir programımızda Yalçın Türk abi de bahsetmişti. Rogon firması. Şimdi bu iki futbolcu da oradan geliyor. Pelkas, Salahi, Gustavo, Ademi. Geçmişte Falet, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci. Mehmet Ekici daha sonra geçmiş. Fenerbahçe'den sonra geçmiş. Evet, geçmiş. Yani sonuçta böyle bir Fenerbahçe'de bir Rogon'la beraber bir ortak çalışma sürüyor gibi. Ama...
Berk'in de söylediği güzel bir şey var. Yaş ortalaması düşüyor takımın. Evet, 27'ydi yaş ortalaması. Sosa'ya değinmiştik. Sosa o aradaki dengeyi bozuyordu. Bu arada Sosa'ya parantez aç. Sosa'da başladığı yere dönüyor. Estudiantes'e 2002-2007 yılları arasıydı zannedersem. Bakmıştım. Orada oynamıştı. Futbola başlamıştı. Tekrar nereye gidersen git. Aynı Cristiano Ronaldo'da olduğu gibi. Yine böyle dönüyorsun. Evet. Son dakika gelişmesi olabilir Sosa'da. Belki de Berk kelimenin aslında bir şey söyledi. Sürpriz bir ayrılık olabilir. Evet. Sosa ile ilgili bir öyle bir söylenti var. Önümüzdeki günler belirti. Sosa'yı arar mı Fenerbahçe? Yok, arayacağını düşünmüyorum. Zaten orta saha çok karıştı. Yani şu an ben de kuramıyorum. Berke de o yüzden aslında sen de çok güzel sordun. Orada İrfan var. Mesut var, Muhammed oynamaya başladı, Pelkas var. Hoca kime forma şansı verecek? Şimdi bakıyorum, Ali Koç'un Haber Global'deki açıklamalarında Türkiye Ligi için ayrı, Avrupa Ligi için ayrı bir kadro sözü var. Belki oyunculardan birkaçı Avrupa listesine yazılacak, belki yazılamayanlar olacak Türkiye Ligi için. Ne dedikodular olacak? Şey çok karışık. Yani şu an henüz oturmadı tam yerine. Ama kadronun bu kadar genişlemesi, yani 6 tane Avrupa Ligi maçı oynayacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin, bir de ligi de en koyalım. En kötü diyelim. En kötü. Tabii ki bu gruptan çıkma ihtimali de yüksek Fenerbahçe. Yani ben çıkacağını da düşünüyorum. Rahatlıkla çıkar ama rahat başkan olmaz. Lige ağırlık vereceğini çok net söyledi Deniz. Orada asıl önemli olan Fenerbahçe'nin bu sezonu şampiyon kapatıp önümüzdeki sene yine o Fenerbahçe'ye gelir önerilemeli sistem. ama şampiyon olması gerekiyor. Yani, Fenerbahçe'nin ağırlık biraz daha lig yarışında olacak. Şampiyonluk tabii ki çok daha önemli olacaktır ama ben bu genişleyen kadroyla bu gruptan Fenerbahçe'nin de yani çok zorlamadan ya üçüncü bile konferans ligine gidiyor zannedersem. Yani bir şekilde Fenerbahçe buradan bir devam rota çizecektir. Ben bu kadroyla çizmesi lazım zaten. O yüzden güveniyorum. Tabii biz bu gelenleri Berk anlattı. Biz çok tanıdığımız... Çok araya bir girmek istedim Deniz. Bu arada da gelenler gidenler biraz bizim de kafamız karıştı ya. Şunu anlıyorum. Geçen seneki transfer politikası çok yanlışmış. Tabii. Buradan bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kimseye yar olmadı. Yani geçen sezon gelenler ne istedikleri verimi verebildiler. Ne giderken kulübe kazandırabildiler. Aynen öyle. Şimdi gelen futbolculara bakıyoruz. Senin dediğin çok doğru. Yaşlar hep böyle 26-27'nin altı. Hani bu futbolculardan istenen verim alınamazsa bile bu futbolculara yaşlar itibariyle taliplere çok fazlası çıkar. Yani mesela Falet gibi bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. O bile Hatay Spor'da futbol oynuyor. Hala devam ediyor. Yani bu giden oyuncular Fenerbahçe'nin gelen oyuncular pardon giderken başını ağrıtmaz verim alarak. En çok gider. Da Sisse'ye üzüldüm. Yani gelişi nasıl göremediler? Hem yaş olarak hem performans olarak. Bilmiyorum, çok hatalar yapıldı. Ama Ali Koç yani gözünü öyle bir karartmış ki bu sene bambaşka bir takım çıkaracak ortaya. Pereira da hiç uymuyor değil mi geçen seneki yaratılanma? Hiç uymuyor. İşler çok kara çıkmış. Bunu şimdi böyle hani gelenler gidenlerin dengesini böyle baktığımızda bunu net olarak gördük. Dedim ya kimseye yar olmadı diye. İşte o arada bir Selah ile Pelkas'ı ayıralım Deniz. Onun dışındakiler. Altay'ı da koyalım tabii ki. Gidenler deyince Dirar'da bu arada. Dirar'da Kasımpaşa yolcusu. Herhalde o da sağlık kontrolünden geçti. Şimdi gidenler arasında bir isim var. Enteresan. Diego Perotti. Nisi enteresan? Hayır, şöyle enteresan. Fenerbahçeliler Perotti'yi sokakta görse tanımayabilirler. O kadar az oynadı. 3-4 maç falan galiba. Ve Perotti dün Fenerbahçe sözleşmesini feshettikten sonra bir açıklama yaptı. Artık serbestim, konuşma vakti geldi diye. Şimdi kulağımıza dedikodular geliyor. Doğruluk payını bilmiyorum. İşte Perotti sözleşmesinin feshi için Ali Koç'la anlaşamamış. Ali Başkan. Ali Koç'un da bahsettiği isim olabilir evet, yayında. Bravo, bir isim bahsetti. Doğru söylüyorsun. Anlaşamamışlar. Şimdi bu Perotti Fenerbahçe'ye sakat geldi. Söylenmişti de. Oynamadı da Fenerbahçe'ye bir hizmet de etmedi. Fakat Ali Koç'un bir huyu var. Ben onu çok takdir ettiğim bir huyu var. Futbolcusu sakatsa bile sonuna kadar onunla ilgileniyor. Örnek Tolga Ciğerci. Yani ona da çok sahip çıktı. Tedavisini üstlendi kulüp olarak. Şimdi Mehmet Ekici'ye de yine şanslar verildi ama verildi. Sonrasında tekrar sakatlık yaşadı. Şimdi ben serbestim, konuşacağım. Tamam, şimdi şöyle bir söylenti şu, yarım kaldı.
Perotti ile Ali Koç serbest kalma bedeninde anlaşamayınca Ali Koç da birazcık sinir yapmış. Genova ile anlaştı söyleniyor Perotti'nin. Fakat Ali Koç bir para istemiş. Bunu getirirsen gidebilirsin. Perotti onu vermeyeceğim falan filan deyince Ali Koç da İtalya'da transferin bitmesini beklemiş. İtalya'da transfer bittikten sonra Perotti ile anlaşmaya varmış. Perotti de ben şimdi nasıl gideceğim oraya demiş. O zaman demiş sen kulübü düşünecektin birazcık da. Şimdi Perotti de şimdi serbestim konuşacağım. Muhtemelen bunun üzerinde konuşacağı söyleniyor Perotti'nin. Yalnız yani bir futbolcu ayrıldığı kulüp hakkında bir ithamda suçta bulunacaksa bence o kulübe biraz hizmetini de yapmış olması lazım. Hiçbir şimdi şey... hem oynamamışsın hem sözleşmenden gerekli olan ücretleri almışsın Deniz. Tedavin üstlenilmiş. Tedavin üstlenilmiş. Yalnız sakatlık süreciyle ilgili sıkıntılar yaşadı. Orada sakatlığımla ilgili de açıklama yapacağım diyor. Sanki Fenerbahçe sağlık heyetini suçlayacak. Öncesinde öyle bir sözleri olmuştu. Oradan da ilerleyecektir. Ama sana da bu kulüp risk alarak zaten seni buraya almış. Böyle bir riski vardı gelirken de. Bunu da herkes biliyordu. Ama ya tutarsa ya... Hakikaten burada iyi bir performans gösterir de sakatlanmadan sezonu geçirseydi kimse futbolculuğuna bir şey söylemedi zaten. Ama Perotti'nin. Buradan yine senin dediğine geliyor. Yine yanlış transfer politikası geliyor. O yaştaki bir oyuncu için risk almaya değer miydi? Değmezdi. Kaldı ki o kadar da çok transfer yapılmışken. Şimdi mesela Berk diyor işte zannetsen Max Meyer için dedi bir türlü istenilen performansa evet. Ya 25 yaşındaki bir oyuncu. Bu oyuncu için risk alınır. Yani 25 yaşındaki oyuncunun daha oynayacağı 7-8 sen Salah için risk alır mıydın? Alırdım. Kıbrıs'tan geliyor. Bilmiyorsun. Tamam Macaristan milli takım performansı var ama geldiği lige göre bak oradan oyuncu alınır mı dersin? Yani squad ekibime güveniyorsam evet. Alırım. Yani şimdi sana daha geçmiş bir dönem. Mesela Aurelio Fenerbahçe'ye geldiğinde Trabzon'dan gençler falan. Aurelio tam çok iyi oyuncu, iyi oyuncuydu ama bu kadar Fenerbahçe'de kritik bir görev alıp da bu kadar başarılı olacağını düşünmüş müydük? O zaman beraberdik. Yok düşünmüştük ya. Ya kendini belli ediyordu. Yok, öyle deme. Bak, o kadar iyi oyunculuk başka, vazgeçilmez olmak başka. Yani Aurelio vazgeçilmez oyuncu haline gelmişti. Evet doğru haklısın. Yani iyiydi tamam performans alacağımızdan alınacağını hepimiz düşünüyorduk ama çok farklı bir futbolcu oldu. Türk oldu. Türk oldu. Mini takımda oynadı. Yani evet. Aşırı çıktı. Yani ben Salah'ı scout ekibime güveniyorsam birkaç tane oyuncu bulduysa Salah'ı da alırdım yani denerdim. Çünkü çok maliyetli de olmadı bu işler. Ücret de makul. Ücret de makul. Tabii biz bu kadar transfer yaparken, transfer konuşurken araya katılan gençleri de unutulmaması en büyük dileğim. Ki onu vardır bir bildiği Pereira Hoca'nın iyi kullandı. Şimdi döndü dolaştı. Yine yani. Çünkü bir abimiz söylemişti bize. Bu kadar transfer gelecek, gidecekler olacak. Ne olacak gençlerin durumu diye. Açıkçası merakla bekliyoruz. Ben de bekliyorum ama dediğim gibi maç programı yoğun. Daha tabii buna Ziraat Türkiye Kupası evet. da eklenecek. Yani bu futbolcuları ben Pereira'nın bu gençleri de çok göz ardı edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Geçen programda bir şey söyledin. Hiçbir şekilde sakatlıkla ilgili risk almıyorlar. Sakatlıkları ilgili risk alınmazsa çok oynayan adam olur. Sistem oturursa, taşların yerine oturtursa Pereira şu anki görüntüde oturttuğu gibi ben herkesin ya ufak ufak forma giyip faydalı olacağını düşünüyorum. Gelelim mi milli takıma? Gelelim mi? Gelmesek daha iyi. İçinden gelmiyor değil mi? Evet. 6 ay konuşuluyor. Baraj çok konuşuluyor. Konuşulur Deniz. Normal konuşulması. 2-0 öndesin. Hatalı mıydı Altay? Hata baştan başlıyor. Yani bir kere o faulün orada verilmemesi gerekiyordu. Bu bir. Rakibin ne yapacağı belli. Sana doldur boşalt yapacak ceza sahası içine. İkincisi baraja gelelim. Barajda çok net kameralara da yansıyor. Altay elleriyle 4 diyor. 4 kişi diyor. Barajda 3 kişi var. O arada 70 saniye yakın sürmüş evet, baraj. O arada kalırız. Sen de söyledin. Burak Enes'i itiyor. Enes'i itiyor. Baraja gir diyor. Sonra biri o barajdan çıkıyor. Sen ekranda açıda çok güzel vuruş açısı kamera açısından görüyorsun. Orada çok net Rıdvan Hoca da söyledi. Ne dedi? O saatten sonra 96-6 oyuncu ne yapar? Orta mı yapar? Kaleye mi vurur? Mutlaka kaleye vurur.
açıdan gözüküyor Deniz. Biraz daha golü yediği köşede oraya biraz daha yakındı Altay. Eğer 4 kişi olmuş olsaydı yine yakın direğinde duracaktı ve oyuncu da barajın üstünden atmak zorunda kalacaktı. Şutunu öyle bir durumda da zaten Altay ya planjanla ya da atıyorum hani refleksleriyle bu topu kurtaracaktı. Şimdi o arada bir de Burak'a seslenişi var. Burak demiş, niye vay efendim abi dememiş. Bir de böyle bir durum çıktı ortaya. Söz konusu Fenerbahçeli oyuncu olunca maalesef eleştirilerin düzeyi de çok fazla artmaya başladı. Ben bir tepki daha gördüm. Uğurcan kardeşimiz maçtan hemen sonra soyunma odasına uğramadan takım otobüsünün yolunu tutuyor. Veya uğradıysa da çok kısa süreli giriyor. Soyunma odasına çıkıyor. Otobüste tek başına 10 dakika takımı bekliyor. Biz seninle Avrupa Şampiyonası'na gitmeden burada bir program yapmıştık. Orada şunu kullanmıştım. Altay'ın bir açıklaması vardı. Kimin oynayacağı önemli değil. Hangi kaleci oynarsa oynasın ben görevimi yaparım. Giderim onun en kötü terini silerim demişti. Böyle güzel yürekli, güzel sözlü bir insanın sözüne bakın. Sonrasında Uğurcan'ın yaptığı şu tavra bakın. Eğer eleştiriler sana gelmişse takım arkadaşına gidersin, moral verirsin, sarılırsın, teselli edersin, yanında durursun. Hatta Mikson'dan çıkarken bile beraber çıkarsınız. Futbolun içindeki arkadaşlık, dostluk budur. Ama arada bir kıskançlık varsa, o niye oynadı, ben niye oynamadım veya o golü ben yemezdim. Ha aynısı katılıyorum. Bu arada Uğurcan'a da Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla eleştiri geldi. Orada da Uğurcan bu eleştirinin altında ezildi. Ama arkadaşım burada çok fazla eleştiri alıyorsa maçtan sonra destek çıkacaksın. Şimdi Uğurcan burada çıkıp şey de diyebilir. Bekliyorum öyle bir açıdan. Ben çok moralim bozuktu o yüzden gittim. Peki Altay sattım arkadaşlarını. Ona da geleceğim. Profesyonel futbolcuysan yaptığın her hareketin nereye çekileceğini bilmen lazım. Evet belki de iyimser bakalım. Uğurcan çok üzüldü. Kahroldu. Otobüse gitti bekledi. Ama o görüntünün bir protesto olarak yorumlanacağını düşünmesi lazım. Evet. Profesyonel. Sen ne kadar iyi niyetlisin ya. Ya bize diyorlar ya felaket tellerin evet. Diyenler oluyor. Herkes demeyelim. Ama onu da düşünmesi lazım. Baştan aşağı yanlış bir görüntü. Evet. Her iki şekilde de. Benim dediğim gibi de olsa, senin dediğin gibi de olsa savunulacak. Hayır, Altay diyor ki sen oynadığın zaman ben senin terini silerim diyor. Aynen öyle. Altay'a dün maçtan sonra TRT'de spiker arkadaş stüdyodan gelen sorular doğrultusunda ağzından şunu almaya çalışıyor. 3 kere falan sordu. Çok dikkatli dinledim. Yani barajda bir hata var mıydı? Yani istediğim ya. Altay her defasında diyor ki biz hocalarımız ve arkadaşlarımızla pozisyonla ilgili kendi aramızda değerlendireceğiz. Bir daha soruyor bir de. O arada bir laf çıkıyor. Tribünden çok ses geliyordu. Duyamıyoruz bazen birbirimizi. Bir tek orada hani biraz falso verdi ama sana da aynı konuda 5-6 kere üstüne gelsem evet. Sen de bir yerde bir ufak şeye bazın. Gereksiz. Bu gol Altay'a yazıyor. Evet, ben bu golü Altay'a çıkarıyorum. Ben Burak'a yazıyorum. Çünkü bir takım kaptanı kalecisi 4-4-4 oyuncu işareti yaparken o serbest atışın kullanılmasına izin veriyorsa hatalıdır. Gidersin topun başına basarsın. Hakemden gerekirse sarı kart görürsün. 90+6'da oynuyorsun. Kırmızı kart da görürsün. Ama kaldık hep itirazdan kart görüyorsun yani zaten. Kalecinin 4 istediği dörtlü barajı 90+6'da kurdurtursun. Ya itiyor Enes'i. Enes olup olduğuna hala emin değilim ama Enes diye atıyorum. Enes bumerang gibi barajdan geri geliyor ve sen o barajı kaptan olarak o barajı kurdurtuyorsun. Olmaz. Ben oradan Altay'a kesinlikle şey yapmıyorum. Benim için maçın en kritik anı odur. Bir de Şenol Güneş'in baştan aşağı yanlış olduğunu düşündüğün değişikliklerin arasında sahanın en iyi ayakta top tutan en iyi adamı Cengiz Ünder'i 80. dakikada ne akla hizmetle oyundan alıyorsunuz, alıyor hocamız. Onu da çözemedim. 2-0'a gelmesinde maçın Cengiz'in çok katkısı var. Çok top tuttu ayağında. Yani oynasın ve 10 dakikadan bir şey olmaz. Yani o kötü değil adam. Burak'la 90 dakika bir anlaşma yapmış olabilir mi? Senin 90 dakika oyunu tutacağım diye. Valla ben Twitter'ımda bir mesaj attım. Sonra kendi mesajıma kendim de güldüm. Dünkü Burak'a 90 dakika Türkiye'de dayanacak tek kişi maalesef Türk Milli Takımı'nda teknik direktörü. Olmaz. Yani. O da o Burak tamam. Çok iyi. Çok, mesela Rıdvan Hoca da dün yayında söyledi.
Çok severim dedi. Çok iyi kalplidir dedi. Çok iyidir dedi. Yaz tatilinde beraberdik dedi. Ama dün ki Burak 90 dakika oynamaz dedi. Ya oyundan çıkmak demek bir sonraki maçta oynamayacağın, kaldı ki bir sonraki maçta da cezalı, cezalı durumda da. Gol şansımız artar belki. Ya Burak çünkü kötü gününde mümkün değil, hiçbir şey yapamıyor. Ya iyi günde tamam, çok iyi futbolcu, çok iyi golcü, ama kötüyse bunu 60 dakikada falan anlarsın. Yani bir umut olarak alınmaz. Bir gözlemim daha var milli takımla ilgili. Onunla ilgili senin görüşünü merak ediyorum. İlk 11 Altay Fenerbahçeli, Kenan Karaman yeni Beşiktaşlı. 9 tane gurbetçi var sahada. Aynı durum Avrupa Şampiyonası'nda da vardı Deniz. Çok şaşırmamak gerekiyor. Nasıl yani milli takımın, milli takımın bir kemik kadrosunu genelde yurt dışında oynayan futbolculardan yana kullanan bir teknik heyet ve Şenol Güneş var. Zaten başında Şenol Güneş var ama sadece ya takımın başında ben görüyorum onu, ismen görüyorum. Aynı sözleri Avrupa Şampiyonası'nda da söyledim, sonrasında da söyledim. Bu takımla Şenol Güneş'in bir bağı yok. Bunu görebiliyoruz. Yani biri gol yenirken ayakkabısını bağlıyorsa, bir barajı dahi kurdurabilecek oyuncuların bağı birbirinden bu kadar uzaksa, bu takım senin takımın değil Şenol Güneş. Sen bu takıma hükmedemiyorsun. Basın toplantısını seyrettin mi? Seyrettim. Fırçayla geçiyor. Herkes azarladı yine. Yani istifa düşünüyor musunuz? Diyorsa bağırana söyleyin diyor. Ya bağıran bir çağrıda bulunuyor. İşte hocalar size yabancı konusunda sorun, hocalara sorun diyor. Verecek cevabı var mı? Olsa verirdi. Ya Deniz. Ya en basitinden istifa etmiyorum diyebilirdi. Bir de hocalar size yabancı soyisini sor da fikrimi paylaşıyorum. Beni kimse dinlemiyor, ben diyeceğimi zamanında dedim. Ya biz sen o zaman hocam, yani sana o basın toplantısına gelenler ne soracak onu ben merak ediyorum. Yani şey, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası basın toplantısı, bir genel basın toplantısı yaptı. Konu aldığı maaşın euro değil TL olduğu. Başka onun dışında da hiçbir şey yok yani. Bir şey konuşulmuyor. Neyse inşallah. Analizler yine yapılmamış Deniz. Yani dilerim Cebeli Tarık yani gol atmaya başlayan bir takım. Çok zayıf ama yani bir kaza maza yani dilimi ısırayım ben ama. Ben 3 maçta 7 demiştim. Biri ikisi tamam. Biri gitti. Hollanda'yı yenmemiz lazım deplasmanda. Çünkü evinde oynadığın maçta 2 tane beraberliğim var. Bu kötü Deniz. Ben 5 şimdi şu kalan 2 maçtan 4 puana razıyım. Yani korkuyorum ama 4 puan şaşırtmaması lazım. En kötü Hollanda rakibimiz olduğu için Hollanda maçı beraberliği en azından Hollanda'yı bir yerde tutar. Evet. Yani Hollanda ile dün Norveç'te beraber kalmış. Nasıl bir avantaj kaçıyor? İnsan çok üzülüyor böyle şeylere. Yoğun transferler, yoğun gündemle hep karşınızda oluyoruz. Dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin iki oyuncusu geldi. Dirar Kasımpaşa'ya doğru gidiyor. Gitti daha doğrusu, pardon. Sosa var. Sosa var. Mert Hakan ve Mert Hakan Başakşehir flörtü diye bir şey kulağımıza geliyor. Zak için kulüp aran, Zak için teklifler geldiği konuşuluyor. Yani ayın 7'sinde mi 8'inde mi transfer. Çok da hareketli günler olacak. Bunlara da gerek program. Bak, Mert Hakan'ı unuttuk. Hiç kadroda bile ismini saymadık. O arada orta saha rotasyonu için. Çok adam var ve düşündükçe çıkıyor. Düşündükçe çıkıyor evet. Yani Mert Hakan da giderse benim için çok şaşırtıcı olmaz. Son haftadaki bütün transfer gelişmelerini stüdyo programlarımızdan ve internet sitemizden sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Benden bu kadar. Senden bir şey benden var mı? Benden de bu kadar Deniz. O zaman sevgi ve saygıyla kalın. Aboneliklerinizi unutmayın. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Yorumlarınızla beraber gelecek hafta yine beraber olacağız.